Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Können. Können model fiilini görüyor olacağız arkadaşlar. Hatırlayacak olursanız bir önceki dersimizde müssen, yani zorunlulukla ilgili olan bu müssen model fiilini görmüştük. Bu dersimizde ise Können model fiilini görüyor olacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar, Können yapabilmek anlamına geliyor. Tıpkı müssen'de olduğu gibi Können'de yanında mutlaka bir fiille anılması gerekiyor ki anlam kazansın. Dilerseniz öncelikle Können'i bir çekimleyelim, ardından örnek cümlelerle pekiştirelim. Können'e baktığımızda ben yapabilirim diyecek olursam ich kann, ben yaparım, yapabilirim anlamına gelmiş oluyor. Ich kann, sen yapabilirsin diyecek olursak arkadaşlar du kannst. Demek ki ben yapabilirim dediğimde ich kann, sen yapabilirsin dediğimizde ise du kannst dememiz gerekiyor. Er, sie, es, evet o demek oluyor. Bu üçüncü tekilde, öyle değil mi arkadaşlar? Tabi buradaki er'dan kasıt ne olabilir? Bir erkek çocuğu olabilir, der Junge, bir adam olabilir, der Mann gibi. Sie için de buraya neyi gönderme yapmış oluyoruz arkadaşlar? Bu bir kadın değil mi? Ne olabilir? İşte die Frau, kadın diyebiliriz. Ya da işte bir kadın öğretmen olabilir bu. Die Lehrerin gibi. Bunu da ben o zaman o diyecek olursam demek ki sie şeklinde yorumlamış oluyorum. Das durumunda mesela das Kind örneğinden çıkacak olursak çocuk değil mi? Es şeklinde yorumlanıyor. Üçüncü tekilde ister er, ister sie, ister es olsun arkadaşlar, kann şeklinde yorumlanmış oluyor. Demek ki er, sie, es ne oluyormuş arkadaşlar? Kann şeklinde yorumlanıyormuş. Biz yapabiliriz diyecek olursak wir können dememiz gerekiyor arkadaşlar. Demek ki wir können, biz yapabiliriz anlamındaymış. İkinci çoğul olarak baktığımızda ihr ne demekti arkadaşlar? Karşımda iki ve daha fazla insan varsa, bir topluluk varsa ve ben onlara hitap ediyorsam, diyorsam ki eğer ihr könnt, sizler yapabilirsiniz. Dolayısıyla ne diyeceğim? Ihr könnt diyeceğim, değil mi? Sie, sie. Evet, buradaki sie aslında ufak harfle başlaması gerekiyor ama cümle başında olduğumuzdan dolayı ben bunu bu şekilde yazdım. İki sie var. Aslında üç tane sie var. İsterseniz bunları bir hatırlayalım arkadaşlar. Öncelikle buradan yola çıkalım. Sie cümlenin içerisinde bulunabilir. Sie eğer büyük harf baştaysa eğer arkadaşlar, daha doğrusu sie harfi büyük bir şekilde yazılıyorsa eğer, bu nezaket formu anlamına geliyor. Cümlenin ortasında bir sie görürsek arkadaşlar ve bu şekilde çekimleniyorsa bu üçüncü çoğul onlar anlamına gelmiş oluyor. Bir sie daha var ki o artık bu kapsamda değil, değil mi? Sie, bu da az önce söylemiş olduğum gibi ne anlama gelmiş oluyordu? Sie, o anlamına gelmiş oluyordu, değil mi? Demek ki nezaket formu sie ya da onlar dediğimiz sie nasıl çekimleniyormuş? Können, daha doğrusu mastar halde aynen yerini koruyor, değil mi? Dilerseniz bu öğrendiklerimizi şöyle bir tekrarlayalım. Demek ki arkadaşlar ben yapabilirim dediğimizde ich kann, sen yapabilirsin dediğimizde du kannst, o yapabilir dediğimizde o'dan kasıt kim olabilir? Er olabilir, sie olabilir, is olabilir. Bunlar da kann şeklinde çekimleniyormuş arkadaşlar. Biz yapabiliriz dediğimizde ise wir können dememiz gerekiyor. Demek ki biz yapabiliriz, wir können. Ihr, evet ikinci çoğulda değil mi? Karşımda bir grup insan varsa iki ve daha fazlası için, değil mi? Ne diyeceğiz o zaman? Ihr könnt diyeceğiz. Ve son olarak da sie'leri görüyoruz. Demek ki birisi nezaket formu, diğeri de onlar anlamına gelmiş oluyor, değil mi? Bu da demek ki sie können şeklinde mastar halde ne yapmış oluyorum? Können'i korumuş oluyorum. Dilerseniz şimdi arkadaşlar cümlelerimizi bir inceleyelim. Şimdi ilk cümleye baktığımızda arkadaşlar ich kann Gitarre spielen. Evet, adı üstünde anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Gitar çalabilirim
demiş oluyoruz değil mi? Ich kann Gitarre spielen, ben gitar çalabilirim. Şimdi buradaki kann olmasaydı ne yapacaktık arkadaşlar? Burada asıl fiil hangisi? Spielen. Dolayısıyla ben gitar çalarım ya da ben gitar çalıyorum dediğimde ne diyeceğim? Ich spiele Gitarre değil mi? Ben gitar çalıyorum. Ama ben dersem ki eğer ben gitar çalabiliyorum, bu durumda ne yapacağım? Können'i işin içerisine katacağım ki bu durumda ne olacak bu? Ich kann Gitarre spielen. Bakın demek ki burada können'i ikinci pozisyona almam gerekiyor ve asıl fiilim cümlenin sonunda ve mastar halde. Buna mutlaka dikkat etmemiz lazım. Demek ki ich kann Gitarre spielen de spielen mastar halde kalacak ve cümlenin sonuna gidecekmiş değil mi? Du kannst sehr gut schwimmen. Sehr gut neydi arkadaşlar? Çok iyi demekti. Schwimmen, schwimmen de yüzmek demek. Sen çok iyi yüzebilirsin dediğimizde du kannst sehr gut schwimmen demiş oluyoruz. Burada kannst olmasaydı ne olacaktı arkadaşlar? Du schwimmst sehr gut diyecektik ki o zaman sen iyi yüzüyorsun anlamı doğardı. Ancak sen iyi yüzebiliyorsun, yapabiliyorsun, edebiliyorsun dediğimizden dolayı ne diyeceğiz arkadaşlar? Du kannst sehr gut schwimmen diyeceğiz. Üçüncü tekil olarak baktığımız er, sie, es'e baktığımızda ne oluyormuş? Kann. Dolayısıyla er örneğinden gidelim isterseniz. Er kann Auto fahren, Auto araba, fahren sürmek demek arkadaşlar. Fahren kara taşıtları için geçerli arkadaşlar. Yani ben bisiklete binmek, trene binmek, otobüse binmek ya da işte herhangi bir kara taşıtı için geçerli. Tabii burada şoförün benim olmam gerekmiyor. Yani şoför ben değilsem bile otobüse biniyorsam, trene biniyorsam ne yapmış oluyorum? Fahren eylemini kullanmış oluyorum. Bu durumda o araba kullanabiliyor, sürebiliyor diyecek olursak er kann Auto fahren, tabi bu bir kadın için de olabilir değil mi? Sie kann Auto fahren şeklinde de yorumlanabilir. Wir können Englisch sprechen. Evet, anlaşılır olduğunu düşünüyorum. English, İngilizce. Sprechen, konuşmak. Biz İngilizce konuşabiliyoruz diyecek olursak wir können Englisch sprechen diyeceğiz. Ama ben deseydim ki biz İngilizce konuşuyoruz. Bu durumda ne olacaktı bu? Wir sprechen Englisch diyecektik. Ancak yapabildiğimizi belirttiğimizden dolayı ne yapıyoruz? İşin içerisine können'ü koymuş oluyoruz. Dolayısıyla o durumda wir können Englisch sprechen demiş oluyoruz. Ihr için baktığımızda arkadaşlar ihr könnt Fußball spielen. Sizler ne yapabiliyorsunuz? Futbol oynayabiliyorsunuz. Bakın ilkinde Gitarre spielen çalmak değil mi? Spielen bir enstrüman çalmak anlamındayken burada futbol oynamak anlamına gelmiş oluyor. Dolayısıyla Fußball spielen demek ki futbol oynamak anlamında sizler futbol oynayabiliyorsunuz demiş oluyoruz. Dolayısıyla ihr könnt Fußball spielen. Können olmasaydı bu cümlede ne olacaktı bu durumda? Ihr spielt Fußball diyecektik. Ancak burada sizler futbol oynayabiliyorsunuz dediğimizde ihr könnt Fußball spielen demiş oluyoruz. Ve Sie können wunderbar reiten. Wunderbar, harikulade. Reiten, binicilik için geçerli arkadaşlar. Demek ki ata binmek, bu birebir Almanca'da reiten ile özdeşleşiyor. Reiten'i ben başka hiçbir şeyle kullanamam. Buradan anlam olarak demek ki binicilik söz konusu. Yani ata binmekten bahsetmiş oluyoruz. Dolayısıyla Sie, ister nezaket formu siz olsun ya da İster onlar olsun, sie şeklinde değerlendirildiğinde demek ki sie können wunderbar reiten, sizler, siz nezaket formu ya da onlar harikulade ata binebiliyorlar demiş oluyoruz. Können olmasaydı ne diyecektik? Sie reiten wunderbar diyecektik, öyle değil mi? Dilerseniz bunların bir üstünden bir geçelim arkadaşlar. Demek ki ben gitar çalabiliyorum dediğimde Ich kann Gitarre spielen demiş oluyorum. Sen çok iyi yüzüyorsun, yüzebiliyorsun dediğimde Du kannst sehr gut schwimmen. Er, sie, es için
Evet, burada dilerseniz Sie örneğinden yola çıkalım. Sie kann Auto fahren. O bir kadın, değil mi? Ne yapabiliyor? Araba kullanabiliyor, sürebiliyor. Sie kann Auto fahren demiş oluyorum. Wir können Englisch sprechen dediğimizde biz İngilizce konuşabiliyoruz anlamı doğuyor. Ihr könnt Fußball spielen dediğimizde sizler, değil mi, karşımdaki bir grup insan kastedilmiş oluyor. Sizler futbol oynayabiliyorsunuz, değil mi? Ve sie nezaket formu ya da onlar, sie können wunderbar reiten denildiğinde demek ki harikulade bir şekilde ne yapabiliyorsunuz? Ata binebiliyorsunuz anlamı doğmuş oluyor. Dilerseniz şimdi de arkadaşlar doğru telaffuzuyla bu cümleleri tekrarlayalım. Ich kann Gitarre spielen. Ich kann Gitarre spielen. Du kannst sehr gut schwimmen. Du kannst sehr gut schwimmen. Er kann Auto fahren. Sie kann Auto fahren. Es kann Auto fahren. Wir können Englisch sprechen. Wir können Englisch sprechen. Ihr könnt Fußball spielen. Ihr könnt Fußball spielen. Sie können wunderbar reiten. Sie können wunderbar reiten. Şimdi de arkadaşlar können'le soru sormayı bir inceleyelim. Können ne olacak arkadaşlar? Eğer soruysa bu, modal fiil ne oluyordu? Cümlenin başına geliyordu. Bunu Müslüm'de görmüştük. Burada da durum aynı arkadaşlar. Dolayısıyla soru cümlemize baktığımızda kannst du schwimmen? Schwimmen neydi? Yüzmek demekti. Sen yüzebiliyor musun derken demek ki kannst du schwimmen sorusunu sormamız gerekiyor. Evet, çok iyi yüzüyorum dediğimde ne diyeceğim? Çok iyi neydi arkadaşlar? Sehr gut. Dolayısıyla evet çok iyi yüzebiliyorum diyecek olursam ja, ich kann sehr gut schwimmen diyeceğim. Çünkü können neydi? Yapabilmek, edebilmek anlamındaydı, değil mi? Dolayısıyla yüzebiliyorum dediğimizde aslında güzel Türkçemizde yapabilmek, mesela yüzmekle ilgili ne diyoruz arkadaşlar? Yüzebilmek diyoruz, öyle değil mi? Ancak Almanca'da ayrı bir kelime gibi davranıyoruz. Dolayısıyla burada olduğu gibi ja, ich kann sehr gut schwimmen. Evet, çok iyi yüzebiliyorum anlamı doğmuş oluyor. Ya da hayır diyecek olursam ne diyeceğim arkadaşlar? Nein, ich kann nicht schwimmen. Demek ki burada da ne demiş oluyorum? Hayır, yüzemiyorum, yapamıyorum, edemiyorum, yüzemiyorum anlamına gelmiş oluyor. Burada da ne yapmış oldum arkadaşlar? Können'den hemen sonra nicht'i getirdiğimde aslında yapabilmeyi ne yapmış oldum? Olumsuzlamış oldum. Dolayısıyla bu durumda ne olmuş oluyor? Nein, ich kann nicht schwimmen demiş oluyorum. Dilerseniz bir toparlayalım. Demek ki modal fiilin olduğu bir cümlede, değil mi, ben soru olarak sorduğumda ne yapıyormuşum? Soruysa eğer cümlenin başına taşıyormuşum ve diyormuşum ki yüzebiliyor musun, değil mi? Sen yüzebiliyor musun diye sorduğumda kannst du schwimmen diye soruyorum. Evet, ben çok iyi yüzebiliyorum dediğimde ja, ich kann sehr gut schwimmen demiş oluyorum. Hayır, ben yüzemiyorum dediğimde nein, ich kann nicht schwimmen demiş oluyorum. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Kannst du schwimmen? Kannst du schwimmen? Ja, ich kann sehr gut schwimmen. Ja, ich kann sehr gut schwimmen. Nein, ich kann nicht schwimmen. Nein, ich kann nicht schwimmen. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde können modal fiilini görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.